Neyse size kolay gelsin. Yarın da sınav için başarılar diliyorum. Ara verdik, gel işte. Görüşürüz. Hadi devam ediyoruz. Anne. Dükkanda bir şey unuttum, hemen geliyorum. Sarılacağım gün bir gelsin. Saçlarını koklayarak uyusam. Sabah uyandığımda yanımda sen olsan. Cemre! Ay, uyumamışım. Hadi git. Geç kaldın diye kızmasın. Sıkıldım artık bu kapı önündeki vedalaşmalardan. Sabret. 1,5 yılımız kaldı. 1,5 yıl. En fazla. Okul bitince hemen nişanlanıyoruz. Ondan sonra ben doğruca kısa dönem... Askerliğimi yapacağım, sonra geleceğim, hemen evleneceğiz. Çok duydum diyorsun ya. Ama az kaldı işte. O 1,5 yıl en az 2 olur. Sen askerden döner dönmez evlenemeyiz ki. Hazırlık lazım. Ben öyle her şeyim tamam olmadan evlenmem. Tamam, ben de. Hiç eksiğimiz olmasın. Para derdimiz olmasın. Gidişmeyelim. Birbirimizin keyfini çıkaralım. Merak etme. Her şeyimiz tam olacak. Eksiksiz. Söz. Rahat rahat yaşatacağım seni. Güveniyorsun bana değil mi? Cemre! Sanki çok erken dönmüşsünüz gibi bir saatte kapı muhabbeti. İyi akşamlar Gülten Hanım. Kusura bakmayın benim yüzümden. Ha, ben de onu diyorum işte. Madem söylediğiniz saatte gelmeyeceksiniz. Anne. Ha, niye saat veriyorsunuz? Tamam, iyi akşamlar. Bir daha olmaz, kusura bakmayın. İyi akşamlar. Ne oluyor sana? Kendini bu kadar ortalara atmana sinir oluyor. Burnunun içine gireceksin neredeyse. Güney, 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 güney. Ne oluyoruz? Sen böyle pohpohladıkça o da kendini bir şey sanıyor. Bütün gece yine neler kurdun sen, hı? Yine neyle doldurdun kendini acaba? Ay yapma! Bütün gece düşündüm, evet. Ben anneyim, düşünüyorum. Ne olacak, nasıl olacak, bu kız hayatını nasıl kurtaracak diye içim içimi yiyor, evet. Anne, benim planlarım var. Senin planların bu kapının 50 metre ötesine gitmiyor. Tekinoğlu fırınını üst katına kadar senin planların görüyoruz. Biz evlenince orada oturmayacağız bir kere. Oldu. Görürsün bakalım. Önce paldır küldür evleneceksiniz. 2 gün sonra da fırında çalışmaya başlayacaksın. Ya da o el bezi annesiyle kocanın kayınpederini, çamaşırlarını yıkayıp komşu gezmesine gideceksin. Gözünü açmadan bir de çocuk alırsın eline. Sen beni kıskanıyorsun ha? Evet. Yani öyle şahane bir kısmetim var ki yani. Öyle fevkalade bir aileye gelin gidiyorsun ki kıskançlıktan çatlıyorum, evet. Güney çok düzgün bir çocuk. Geleceği parlak ya. Bunu daha kaç kere konuşacağız? Armut dibine düşer kızım.
Onun babası Sami Tekinoğlu, Allah'ın ödüğü. Karısını dayaktan nasıl tırsıtmışsa kadına merhaba demek için elini uzatıyorsun. Merhaba diyor. Gözler de böyle. Gülsen gül. Senin de ondan bir farkın olmayacak. Bir tutturmuş Güney Güney. Güney sana ne hayat yaşatabilir be? Aç gözünü aç. Bu gençlik bir daha gelmez. O insanlara mı layık görüyorsun kendini ha? Ömür boyu kuruşu beş kuruş yapmaya mı çalışacaksın? Yahu mutsuz olacaksın, yazık değil mi sana? Ya yeter. Sen mutsuzsun diye ben de mutsuz olmayacağım. Etrafına bir baksan, fırsatları kullanmasını bir bilsen, kimse tutamaz, alır başını gidersin. Beni kendine benzetmeye çalışma, ben sen değilim. Olmadı zaten. Hayatta beceremediklerini bana yaptırmaya kalkma. Ben... Sen olamadın diye ben de artist olmaya uğraşmayacağım, anladın mı? Sok bunu kafana. Hayal kırıklıklarını ben de tahmin etmeye çalışma. Ben kendi hayatımı yaşayacağım. İyi. Tamam. Öyle olsun. Güney'in önü açık. Geleceği parlak, çok zengin olacak. Göreceksin. Hem ben seviyorum onu. Güveniyorum. Anladın mı? Anladım. Ama sen de günün birinde benim ne dediğimi pişmanlıkla anlamazsın inşallah. Allah gönlüne göre versin kızım. Ben hayal kırıklıklarımı sende tamir etmiyorum. Sadece senin iyiliğin için konuşuyorum. Senin mutlu olmanı istiyorum. Başka bir derdim yok. Değerini bil, kendini harcatma diye. Senin gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.